Biz Malatya firmasıyız. Yıkım için bugün ihale var. Ama hiçbirimize haber verilmedi. Bir saat kala bu arkadaşımıza haber verildi. Hiçbir belge, dosya hazırlayamadık biz. Şu anda da içeride ihale yapılıyor. Hepsi yabancı firma. Peki kaç gün önceden size haber verilmesi gerekiyordu? Bize 2-3 gün önceden verilecek ki biz dosyalarımızı hazırlayalım. Yerleri görelim, ne yapacağız, hangi işi yapacağız onu bilelim biz. Ama bugün hiçbirinde haberimiz yok bizim. Malatya sahipsiz işte. Vekilimiz yok, bakanımız yok, hiç kimsemiz yok bizim. Sahip çıkan yok. Yıkılan biziz, perişan olan biziz ama işi yapan yabancı firmalar. Depremin ilk gününden bu yana Malatya firmaları hep mağdur edildi. Şimdi biraz önce ihale için müdür beyle görüştük. Müdür bey dedi ki, müdür bey bakın biz Malatya esnafıyız. Kendi yerimiz yıkılmış, kendi hani binalarımız yıkılmış. Malatya'nın adamı biz, kendi cenazelerimizi kendimiz çıkardık. Sahibimiz yoktu. Gelin dedik bak bu ihalelerde bize destek çıkın. Adamın bize söylediği laf bu ihaleyi boş verin. İşte biz bunda belli adamları çağırdık. Siz şey yapın. Diğer ihaleler daha çoktur. Ortalık karıştırmanın yeri yoktur. Öbür ihalelerde düşünürsünüz. Yukarıya çıktım. 3 firma var. 3 anlaşmalı. Zaten ortak firmalar. Kendi adamları. İş yani hazırlanmış direkt. Doğrudan temin. Bir hafta önce adamlar gezmiş. Binaları tek tek bakmışlar. Mahalle mahalle. Bize yarım saat kala haber veriyorlar. Yarım saatte ben hangi binayı gezeyim Malatya'da? Ben nereye gideyim? Yukarıya çıktım. Bu sefer ortalığı karıştırıyorum. Bana diyorlar ki sen dışarıya çık. Biz seni çağırmamışız. Şu an ihale yapıldı. Giren 4 kişi var. Birisi Ankaralı. Diğer 3'ü Sivaslı, Urfalı. Diyarbakırlı. Üçü de ortaklar zaten. Şu an kendi aralarında iş yapıyorlar. Benim kendim adamların ye belgesi yok. Yıkım makası yok. Her şey benim var. Bu adamım var. Yarın adamlar iş alsa beni arayacaklar. Diyecekler ki gel benim bir binamı yık. Biz el alemi hamballık yapıyoruz. Niye? Bizim müdürlerimiz aradan yolunu bulsunlar. El alemi zengin etsinler. Böyle bir şeyin gereği var mı? Artık biri şu Malatya'ya, Malatya'nın esnafına bir sahip çıksın ya. Böyle bir şeyin gerek yoksa biz bugün makarı getireceğiz, iş makarını. Çevre şehrinin önüne koyalım, hepsini istop edip yakıp gidelim. Dışarının adamı geliyor. Burada bizim adamımıza kafa tutuyor. Çarşıdaki esnafına kafa tutuyor. Hepsinden birbirlerinden yiyorlar, birbirlerine diyorlar. Sırf el altından, tozla, toprakta milleti susuz yıktırıyorlar. Ondan sonra adı Malatya esnafı iş yapmıyor oluyor. Bize iş vermiyorsunuz ki yapalım. Malatya'da firmalara büyük hazırlık yapılıyor. Torpil olan yabancı firmalar gelip iş alıyor. Malatya firmalarının işten, ihaleden zerre kadar haberi yok. Ekrat'ta yayınlanmıyor. İnternet, sosyal ortamlarda hiçbir yere yayınlanmıyor. Buradaki yetkililer, kurum yetkilileri kendi inisiyatifine dayanarak istekleri firmayı çağırıyorlar, işi veriyorlar. Bugün ihale var. Normalde bize 4-5 önce haber vermesi gerekiyor. Bir saat kala bana haber geliyor, ihale var, hatırım sağlayın. Bir saat içinde ben ihale bölgesini gezemem, evraklarımı hazırlayamam, teminatımı yatıramam. Ama yabancı firma Ankara'dan gelmiş, adam bir hafta önceden haber vermiş. Adam bütün sahaya gelmiş, ona göre teklifi hazırlamış, ona göre ihaleye giriyor. 20-30 tane Malatya firması var, bir tanesine haber verilmemiş, bir tanesine telefon açılmamış. Depremizde biziz, paranın burada kalması lazım, Malatya'nın ekonomisinin canlanması lazım. Zaten sahipsiz, zaten bitmiş bu memleket. Ama yetkililer de kurum da zerre kadar bir şey yapmıyor Malatya firmaları. Kendi memleketimize sahip çıkılmıyor. Nereden geliyor? Dışarıdan. Adam geliyor, dışarıdaki firmalar iş alıyor. Bizim Malatya firmalarımız iş makinelerimizi biz onlara bir ser yüğmeyle veriyoruz çalışmak için. Adamın iş makinesi yok, dosya yok. Dosya sadece bir dosya. Adam yıkımı bilmiyor. Kantinciye iş verildi. Malatya firmasına iş verilmedi. Şu anda 3 kişi ihaleye giriyor. 3'ü de yabancı yani. Malatyalı yok bunların içerisinde yani. Biz baktığınız gibi 30 tane yaklaşık burada arkadaş var. Hiçbirimiz de giremiyoruz. Herkes görevini doğru yapsın. Onu söylüyoruz. Herkes aldığı paranın hakkını versin. Başka çanakları yalamasın.